Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nurdak. Bugün konumuz sözleşmeli er nedir? Sözleşmeli er ne yapar? Şimdi arkadaşlar, sözleşmeler ilk başta ne yapıyor? Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nin açtığı sözleşmeli erliğe başvuruyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra benim Instagram, yani YouTube hesabımda zaten videolar da var arkadaşlar sözleşmelerle ilgili. Oradan girebilirsiniz. Oralara geçiyorum, neler yapıyor, neler ediyor, nasıl başvuruyor, işte nerede kazanıyor, kazandıktan sonra ne oluyor. Onların hepsi YouTube'da oynatma listesinde sözleşmeler yazdığınız zaman videolar var arkadaşlar, askeri videolarla ilgili. Sözleşmeler arkadaşlar, gittiniz harekat takımına düşerseniz ilk 3 ay içinde Suriye, Hakkari veya Doğu görevlerine gitme ihtimaliniz %90 arkadaşlar. Ama lojistik destek takımında düşerseniz en az 2 yıl sonra göreve gidebilirsiniz arkadaşlar, şansınız varsa. Ben destek taburundaydım ve Suriye'ye gittim geldim arkadaşlar. Zaten kanalımda videoları var. Sözleşmeler arkadaşlar, yeni düzenlemeyi anlatıyorum size. Pazartesi, çarşamba, cuma günü, bir de cumartesi pazar dışarı çıkabiliyorsunuz. 8, eğer bekar evciyseniz 8 ile 11 arası, normal evliyseniz 8 ile 5 arası. Yani akşam 5'te çıkıyorsunuz. Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar 5'te çıkıyorsunuz. Sabah 8'de tekrar geliyorsunuz. İkinci grup ise salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar çıkıyor. Bunlar ise bekar evci ise akşam gece 11'de dönmek zorunda mesai arkadaşlar, içtimaya. Sözleşmeler ne yapar? İşte gidiyorsunuz, aynı usta birliğinde size bir görev veriyorlar. O görevi icra ediyorsunuz. Benim görevim neydi? Karaga Emniyet Takımı 1. Güvenlik Mangası. Ayrıyeten şehitlik görevlisiydim. Tören alanının sorumlusuydum arkadaşlar. Şehitliğe giderdim. Oran mıntıkasıydı, şuydu, buydu. İşte tören olurdu. Törenlerde temizlikti falan. Bunları yaparım arkadaşlar. Benim sorumluluğum buydu sözleşmelerlikte. Sözleşmelerlik ne kadar maaş alır? 22.500 lira şu anki maaş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve 3 yıl bitirip uzatmazsanız, 4. yıla imza atmazsanız 400 bin lira yakında tazminat alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sözleşmelerle ilgili kafanıza takılan farklı sorular varsa yoruma yazın. Abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hala meslekteyim. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda hizmet ediyorum arkadaşlar. Çok şükür mesleğimi de seviyorum. Allah bu meslekten beni de güzel yere getirmeye nasip etsin. Ve ayrıyeten de hobi olarak yaptığım şeylerden de yükselmemi de nasip etsin. Tabii ki bunlar sizin ellerinizde. Abone olduğunuz zaman güzel yerlere geliyorum. Videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Sözleşmelik böyledir. Benim bildiğim kısa video bu şekilde. Ayrıca senede 34 gün izniniz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hem kış hem yaz olarak izniniz oluyor. Ayrıca mesela 8 tane tutanak hakkınız var. 8 tutanağı yedikten sonra meslekten icra da edilebiliyorsunuz. Aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar size. Onun haricinde güzel arkadaşlar. Mesela motorcusunuz, gidiyorsunuz araç kademede motor tamir ediyorsunuz. Yemekhanecisiniz, gidiyorsunuz yemekhanede yemek yapıyorsunuz. Onun haricinde yazı bürocusunuz, gidiyorsunuz yazı büroda şey yapıyorsunuz. Aynı usta birliğinin uzatılmış halini düşününüz arkadaşlar. O şekilde arkadaşlar farklı videolarda görüşürüz. Aklınıza takılan sorular varsa tekrardan soruyorum. Yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da sevinirim. Ben her zaman YouTube'da online olamasam bile Instagram'da Nebele Karspot'ta Nurla Küncü'den bana ulaşabilirsiniz. Farklı videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sevgiler saygılar. Abone olursanız tekrardan sevinirim. Görüşürüz. Bu arada sizi sıktıysam da özür dilerim. Bay bay.